İştah Analiz programı olarak Hasan'ın balına konuk olduk ve yanımızda İsmail Gül Bey var. İsmail Bey, sizleri ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İsmail Gül. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Arıcılık bal üretmek üzerine kurulmuş bir meslektir aslında. Arı sütü, propolis, arı zehri olmak üzere insan vücuduna pek çok faydası bulunan besinleri üretmek üzerine kurulmuş bir meslektir. İyi bal en başta görüntüsüyle anlaşılır. En önemlisi tabii ki tadıdır. İnsanın damak tadına uyması gerekir. Bizim Sivas yöresinde Ağustos aylarında bal sahamı olur. Tabii ki diğer aylarda da diğer bölgelerde vardır bal sahamı. Balı genellikle çevremizde en çok satıyoruz. Ama bunun yanında diğer şehirlere de gönderiyoruz. Hatta Almanya, Fransa'ya gönderdiğimiz de oldu birçok kez. Aslında herkes arıcılığa heveslenir. Çünkü herkes güvenilir bala ulaşmak ister. Aslında çok zor bir meslektir. Öyle kolay görünebilir ama zor bir meslek. O günkü çalışmasını hesaplayabilmelisiniz ana arının. Mesela ana arı yumurtlamış mı? Kaç günlük yumurtası var? Arının durumu nasıl? Balı iyi mi? Biz burada gezginci arıcılık yapmadığımız için yılda bir kez bal alıyoruz. Gezginci arıcılık yaptığı zaman iki kez balın alınabilir. Normal çiçekte bir de çam balında olmak üzere. Yılda iki kez balın alınabilir. Kalitesi aldığı çiçeğe göre değişebilir. Arının gezdiği çiçeğe göre değişir. Buradaki balla başka bir bölgedeki bal birbirini tutmaz tabii ki. Mesela çam balının özellikleri farklıdır. Çiçek balının özelliği farklıdır. Burada bölgemizde kekik bitkisi çok olduğu için buranın balı kekik balı olarak geçiyor. Ve bölgemizin rakımının yüksek olup florasında zengin olduğundan dolayı balımızın kalitesi ve tadı çok güzeldir. Bu bölgede marka yapmıştır. Herkes gözü kapalı alır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.